Bazen çok güzel şirketlerin başına kötü şeyler geliyor ve hisse senetleri hızla geriye çekiliyor. Geçen hafta Nike bilançodan sonra %20 geriye çekildi ki aslında uzun zamandır da düşüş içindeydi ve zirvesinin şu anda neredeyse üçte birine ulaşmış durumda fiyat. Peki ne oluyor Nike'da? Nike'a yatırım yapmaya değer mi? Nike'da bir geri dönüş hikayesi görebiliyor muyum? Bütün bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Normalde ben bir teknoloji yatırımcısı olduğum için aslında Nike pek ilgi alanıma girmiyor. Fakat zaman zaman bu tip şirketlere swing trade'ler açıyorum. Yani geri dönüş hikayelerine yatırım yapabiliyorum. Bundan neyi kastediyorum? Biraz sonra PayPal örneği üzerinden biraz daha anlatacağım. Peki Nike'de böyle bir fırsat var mı? Buralardan Nike hissesi alınır mı? Buna nasıl karar verilir? Bunun için nelere bakmak lazım? Bir yatırım dersi niteliğinde bunları size anlatmaya çalışacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama iyi çekeceğine eminim. Hazırsanız baş. Önce Nike'ın fiyat hareketine bir bakalım. 2021'in Kasım'da zirveye ulaşmış hisse başı fiyat 177 doları bulmuş. Oradan beri görüyorsunuz sürekli düşüşte en son son bilanço geldiği günde de böyle acayip sert bir kırmızı mumla 120 kadar düştü. Bu hafta toparlanıyor ama geri dönüş henüz başarılmış değil. Nike'ın toplam piyasa değeri 114 milyar dolar. Bu düşüşten sonra demek ki kabaca 20 milyar dolar civarında tek günde piyasa değeri kaybetmiş. Hakikaten inanır gibi değil. Son bir yıldaki kayıp %30 civarında. Yılbaşından beri de %29.96 kaybetmiş. Fiyat bölü kazanç forward 23.77 yani hala çok uzun bir şirket olduğunu söyleyemeyiz. Wall analistleri al veriyorlar. Seeking Alpha analistleri, Seeking Alpha özel bir platform. Ben analizlerimde bolca kullanıyorum. Siz de bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz linki aşağıda. Onlar tut diyorlar. Matematiksel olarak baktığımızda Quant'ta da tut gibi bir veri çıkıyor. Yine Seeking Alpha analistlerine baktığımızda büyük bölümü tut veya sat gibi analizler yapmışlar. Peki nedir Nike'ın problemi? Önce biraz sayılara bakalım, sonra da hikayeye gelelim. Nike'ın temel sorunu büyümenin durmuş olması. Son çeyrekte 12 milyar 600 6 milyon ciro raporladılar. Bir önceki yıl aynı çeyrek 12 milyar 825'ti. Yani burada bir gerileme var %2 civarında. %2 tabi inanılmaz bir gerileme değil. Ama burada görüyorsunuz uzun süredir ciro büyümüyor. Bu Wall Street'i rahatsız etmeye başlıyor. Brüt kâra baktığımızda 5 milyar 634'lük brüt kar var. Aslında bu oldukça olumlu. Bir önceki yıl aynı çeyreğe göre 5 milyar 595 miş orada kar bir artış var. Yani satış %2'ye yakın düşerken brüt karı %1'e yakın artırmışlar. Bu şirketin daha verimli yönetmek konusunda doğru şeyler yaptığını gösteriyor. Satış ve pazarlama giderleri 4 milyar 88 geçen senenin %6 kadar altında. Diğer işletme faaliyetleri 4 milyar 88 yine geçen senenin %6,5 kadar altında. Esas faaliyet karı 1 milyar 546. Bu bir önceki sene aynı şeydeki 1 221. Burada %26'lık bir artış görüyoruz. Son derece başarılı. Net kâra baktığımızda 1,5 milyarlık net kar var. Bir yıl önce aynı şeydeki 1,31. Demek ki burada da %45'lik bir artış var. Yani şirket ciro büyümesinde çok az bir kayba uğramış durumda. Karlıkta ise ciddi artış var ama ona rağmen Wall Street mutlu değil. Wall Street'in mutlu olmamasının ana nedenlerinden bir tanesi Nike için en önemli ürün olan ayakkabı tarafındaki kayıplar. Burada görüyorsunuz geçen sene aynı çeyreğe göre %3.6 civarında kayıp var. Evet Nike'ın başka üründe de var ama en büyük yer burası. Ciro'nun 8 milyar 237 yani neredeyse yarısı ayakkabıdan geliyor. Burada iyi bir kayıp var. Giyim tarafında ufak bir artış var %2.8. Bir de diğer ekipmanlar dedikleri ürünler var. Toplam Ciro'daki payı sadece 578 milyon dolar. Orada %34'lük bir büyüme var ama toplam Ciro'ya baktığımızda geçen sene aynı çeyreğe göre hafif bir küçülme. Bir önceki çeyreğe göre hafif bir büyüme var ama şurada görüyoruz ki Ciro büyümesi Nike'da artık durmuş durumda. Fakat burada çok da kötü bir sonuç yok. Yani yüzde i̇şte %20 düştü. Bu sebeplerden bir tanesi de şirketin geleceğe yönelik öngörüleri. Bir sonraki çeyrekte geçen yıl aynı çeyreğe göre %10'luk ciro düşmesi öngördüler. Belli ürün gruplarını satmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Ve en önemli konulara bir tanesi de iş modellerinde ve inovasyon modellerinde bazı büyük değişimlere ihtiyaç duyduklarından bahsediyorlar. Yani şirketin büyümesi durmuş durumda. İçeride verimliği artırdılar. Kabaca 1500 kişi işten çıkarmışlardı. Bundan yaklaşık 2 ay önce o karlılığa iyi yansıdı ama Wall Street endişe ediyor. Bu şirket ya hiç büyüyemezse diyor. Wall Street'in büyüme korkularını tetikleyen başka bir konu da rakiplerin büyümesi. Mesela DEC'te hızlı bir büyüme var. %18.21 civarında bir büyüme gösteriyor. 10-10 %33.66'lık büyüme göstermiş yıldan yıla. Skechers %8.17. Under Arm'ın büyümesi eksi sadece eksi 3.41 ama zaten Under Arm uzun zamandır başı dertte olan hisse senedi değeri de çok sert düşen bir aranın büyük yıldız markası. Ben de hala çok beğeniyorum ürünlerini. Neden sevmiyorlar Amerika'da bilmiyorum ama sonuçta toparlayamadı kendisini. İleriye yönelik büyüme baktığımızda Nike 0.55'lik büyüme öngörüyor. Bir yıl içerisinde ki hatırlayın gelecek çeyrekte küçülme öngörüyordu. Dekte bu 13.55, 10.10'da 34.64, 9.61. Yani şöyle görüyor Wall Street o yüzden hikayeyi. Evet piyasalardaki genel yavaşlama Nike'ı biraz etkiliyor olabilir ama Nike'ın ana rakiplerine göre de sorunları var. Bir de tabii burada olmayan çok sayıda marka var. Adidas var, Puma var, Asics var. Onlarca başka marka sayılabilir. Bunlara göre de Nike'ın büyümesinde sıkıntı var gibi gözüküyor. Piyasada bundan hoşlanmıyor. Karlık tarafına baktığımızda da Nike yine mesela brüt karının Deck 10-10 ve Skecher gibi rakiplerin altında kaldığını görüyoruz. Yani Nike'ın karlılığı geçen seviyede biraz artmış ama rakiplerin performansları çok çok daha iyi. E bütün bunlar da tabii ne yapıyor? Wall City korkutuyor. Peki işin hikayesi ne? Neden Nike bu soruna içeri düştü ve önemlisi bunların içerisinden çıkabilir mi? Şimdi bunu konuşmamız gerekiyor. Nike sorunlarının temelinde aşağı yukarı 2019 yılında giriştikleri büyük bir stratejik değişimin ters tepki vermesi var. Nedir buradaki stratejik değişim? Bir önceki yönetici Mark Parker işten ayrılıyor o dönemde ve John Donahoe isimli yeni bir CEO geliyor. Aslında Nike çok köklü bir şirket ama toplamda sadece dördüncü CEO'su John Donahue yani kurucu Phil Knight ondan sonra da bir yönetici var hatırlamıyorum. Sonra Mark Parker sonra John Donahue. Fakat şöyle bir fark var aralarında. İlk 3 CEO'nun tamamı ayakkabı kökenli insanı. Özellikle son CEO Mark Parker bir ayakkabı tasarımcısı. Phil Knight zaten ayakkabıları kendisi tasarlayıp pazarlayıp satan insan. İkinci CEO da öyleymiş. John Donahue ise bambaşka bir karakter. John Donahue daha evvel eBay gibi, PayPal gibi, ServiceNow gibi firmalarda çalışan bir online satış gurusu. Yani şirketin ruhuna böyle bir değişiklik geliyor. İyi ürünler tasarlayan, atletlerle, sporcularla derin ilişkisi olan, iyi pazarlama bilen, sahada olan bir markadan bir online perakendeciye doğru dönüşmeye başlıyorlar o zamanki yönetim kurulunun kararı. Buna Consumer Direct Acceleration yani müşteriye direkt ulaşmayı hızlandırma programı adını veriyorlar. Ve Direct to Customer müşteriye direkt erişmeyi şirketin ana serisi olarak belirliyorlar. Bunun için de bir yandan kendi mağazalarını artırıyorlar. Dört yeni mağaza formatı tasarlıyorlar. Ve bir yandan da online satış büyütmek için dört tane aplikasyon geliştiriyorlar. Yepyeni web siteleri tasarlıyorlar. Ve 2019'da bunlar hemen sonuç veriyor. Ciro'nun %20 kadarı online'a internete geçiyor. Daha sonra pandemi patlıyor. Pandemi patladığında Nike bu hazırlığı tabii müthiş sonuç veriyor. Ve Nike pandemi döneminde müthiş satışlar yakalıyor. Bu dönemde online satışlar bir ara %30'lara kadar yükseliyor ve Nike buradaki başarısından çok etkileniyor ve işte oradan sonra işler biraz sarpa sarmaya başlıyor. Nike diyor ki madem ben kendim bu şekilde satabiliyorum kendi mağazalarım ve online satış üzerinden yakında online satışım %35'leri bulacak kendi mağazalarım ben artık başka perakendecilerle çalışmayayım. İşte Türkiye'yi düşünün bir sürü spor ayakkabı satan perakendeci var. nerede satıyor bunları. İşte son dönemlerde çıkan Seek Up gibi, Street Up gibi bir sürü lokal perakende zinciri de var. Bunların ayakkabılarını satıyorlar. Amerika'da da öyle. Mesela Foot Locker oradaki en büyüklerden bir tanesi. Bütün bunlardan Nike çıkmaya karar veriyor. Ben kendi işimi kendim görürüm diyor. Ve üçte birini eğiliyor. Punhams, Zappos, Zappos Amazon'un girişimleri bu arada. Ve Olimpiyadan tamamen çıkıyor. Diğerlerine sattığı ürün gamını azaltmaya başlıyor. İşte sonra işler sarpa sarıyor. Neden? Çünkü Covid bitiyor. Ve Covid bittiğinde tüketiciler tekrar dükkanlara gitmeye başlıyorlar. Ve Nike'ın online mağazasına olan talepte çok sert bir daralma başlıyor. Mağazalara gidildiğinde de pek çok de artık Nike yok veya raflarda yeri küçülmüş durumda. Tabii onun raflarda terk ettiği yerlere de rakipler de oluşmuş durumdalar. Bu da Nike'ın müşteri ulaşmasını çok zorlaştırıyor. Ama konu burada da bitmiyor. Covid döneminde hatırlayın çok tedarik zinciri sorunları oldu. Firmalara ürünleri teslim edilemedi vesaire. Nike'a da Covid dönemi boyunca teslim edilemeyen ürünler birdenbire teslim edilmeye başlanıyor ve Nike'ın envanteri şişiyor. Biraz da eski modellerle envanteri şişiyor. 9,5 milyar dolarlık zirvelere geliyor. Ortalamada 6 milyar dolar civarında envanterle çalışan bir yer Nike. Şimdi nasıl bir durum var elimizde? Online'e yüklendik. online'da ciddi küçülme var. Bizim iş birliği yaptığımız perak Erkenleştiricilerin çoğundan çıktık. Geri dönmeye çalışıyordu ama eski rafları vermiyorlar. Yani o da öyle kolay bir geçiş olmuyor. Elimizde büyük bir envanter var ve o envanterinde bir bölümünün modası geçmiştim durumda. Bir de bu sırada gençliğin arasında yeni ayakkabı markaları moda olmaya başlıyorlar. Bunların çoğu Türkiye'de olmadığı için tanımıyorsunuz ama mesela bir ON var Amerika'da inanılmaz popüler. Ben geçenlerde kızımla beraber kızım... Robert Kolej'de okuyor. Onu sık sık da okula da götürüp getiriyorum. Ve orada biraz gençlerle gözlemleme şansım oluyor. Pek kimsenin Nike giymediğini zaten gözlemliyordum. Kızımla ayakkabı almaya çıktık. Nike mağazasının kapısından bile içeri girmedi. Adidas'la ilgilendi. Puma ile ilgilendi. New Balance'la ilgilendi. Yani galiba Nike'ın şu anda dükkanlarında bulunan ürünleri de tüketicinin biraz daha az ilgisini çekiyor. Elbette Air Jordan serisi gibi çok başarılı ürünleri var hala. Bazı ürünleri nadir koleksiyon parçaları gibi satılıyor. Şunu da söyleyeyim Nike hala dünyanın en büyük spor ayakkabı üreticisi %30 üzerinde pazar payı var. Ama sanki o moda olma, cool olma, havalı olma özelliklerinde belli kayıplar yaşanıyor gibi. Ve Nike'ın bunu geriye döndürmesi gerekiyor. Yani Nike'ın tekrar inovasyon yapar hale gelmesi gerekiyor. Yeniden cool olması gerekiyor. Yeniden havalı olması gerekiyor. Ve bu da hiç kolay bir süreç değil. Çünkü rekabet inanılmaz arttığı bir pazarda Nike bir geri dönüş hikayesi çizmeye çalışıyor. Ve işin kötüsü geri dönüş hikayesini yöneten CEO modadan, spordan uzak birisi o bir online pazarlama yöneticisi. İşte bundan dolayı Nike ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Çünkü ben bazen markaların özlerini kaybettiklerini düşünüyorum. Nike'ın özü neydi? Phil Knight'tan başlayan geleneği harika mesela kuş ayakkabıları yapmak. Kuş ayakkabı pazarında ciddi kayıpları var. Daha sonra lifestyle, yaşam tarzı ayakkabılara girdiler. E orada işte kızından bakıyorum. Kızım yaşam tarzı ayakkabıları alıyor. Adidas Samba'yı mesela tercih etti ve etrafta da baktığımda mesela Adidas Samba'nın çok hızlı yürüdüğünü görüyoruz. Bir de dediğim gibi Türkiye'de olmayan çok sayıda marka var Amerika'da. Kendimden bakıyorum. Uzun zamandır hiç Nike ürünü almadım. Ya New Balance alıyorum ya Skechers alıyorum. Elbette bunlar çok anekdotal meseleler ama benim gençliğimdeki gibi bir Nike deliliğinin ortalıkta olmadığı kesin. Yeni gençliğe baktığımda onlarla bununla çok ilgilenmiyorlar. Anlaşılan Amerika'da durum böyle ki Nike ayakkabılarında çok indirimler yapılıyor Amerika'da en çok indirim yapılan markaya dönüşmüş durumda ve kendini tazeleyemiyor. Şimdi. Vaziyet bu. Ürünlerinde bir eskime var. Satış pazarlama modelini tekrar değiştirmesi gerekiyor. Bu kendi dağıtım kanalı dışında kalan dükkanlar üzerinden başka markalar üzerinden satışlar için yeni ürünler tasarlaması gerekiyor. Ve bir yandan satışlar geriliyor. Bir yandan bir beş kişi işten çıkarmış durumdalar. Muhtemelen içeride personelde bir moral bozukluğu var. Ve en önemlisi de kendisi modadan, spordan uzak bir CEO'ları var. İşlerin kolay olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki Nike dev bir marka. Dev markalar geri dönebilirler. Nike'ın oyun sahası çok geniş. Hala yani bütün ünlü sporcuları Nike'da çalışmak istiyorlar. Mesela geçenlerde önemli bir imza attılar. Önemli bir sporcuyla bayan basketbolcu Catlin Clare. Şu anda Amerika'da çok popüler bir basketbolcu. Tiger Woods'u kaybetmişlerdi. Ünlü golf oyuncusu. Ama bir şekilde Nike'ın cool olmak için büyük çaba göstermesi lazım. Ve bu mevcut yönetim ekibi buna uygun mu emin değilim. Nike'ın büyüklüğü, Nike'ın reklam gücü, parasal gücü görüyorsunuz. Hala dev sayılardan bahsediyoruz. Pazarlamayı hala çok iyi bilen bir firma. Bütün bunlar geri dönüşü sağlayabilir. Ama benim gördüğüm Nike'da bir üst yönetim değişikliği olmadan bunlar zor değil diye düşünüyorum. Ve şunu biliyorum Amerika ile ilgili bir şirketin hisse senede bu kadar sert düşüyorsa onun CEO'su en de sonunda cezalandırılır. Yani bir çeyrek daha, iki çeyrek daha fırsat verirler. Baktılar yeni inovatif ürünler çıkmıyor. Satışlarda toparlanma yok. CEO değişir. İşte o CEO'nun değişimine doğru Nike'da da yeniden bir canlanma fırsatı olabilir. Peki bu çerçevede baktığımızda Nike iyi bir yatırım fırsatı. Nike hala çok ucuz değil. Bir kere bir ona bakmamızda fayda var. Bakın burada değerlemeye baktığımızda fiyat böyle kazan son iki ay 20.39. Sektör ortalaması 17.29. Yani öyle bir bedava durumumuz yok. Sektöre yakın bir yerde gidiyoruz. Fiyat bölü kazanç ileri dönük baktığımızda 24.27. Sektör ortalaması 16.08. Sektörün hala epey üstünde. Pack gap yani fiyat bölü kazanç bölü büyüme geleceğe yönelik olarak baktığımızda forward 3.28. Piyasa 1.46 peerleri yani rakipleri rakiplerin epey üzerinde. Zaten toplam değerlemede de D- alıyor. Yani bu çerçevede böyle çok ucuzda diyemeyiz Nike için. Ben henüz Nike'da böyle bir derin değer olduğunu, büyük bir yatırım yapmaya değeceğini düşünmüyorum. Öte yandan fiyat sert indi, buradan bir bounce back olabilir belki. Gelecek çeyrekte birkaç tane olumlu sayı açıklayabilirlerse, özellikle ayakkabı satışlarında veya yeni bir ürün line'ı çıkarıyorlar şimdi hatta yeni iki ürün line'ı çıkarıyorlar. Ona bir talep olduğunu gösterebilirlerse hisse bir geri dönüş yapabilir. Ama açıkçası Önüne daha iyi fırsatları olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Nike'ı pas geçeceğim. Fakat burada bir yatırımcı olarak siz benim gibi davranmamalısınız. Siz kendi analizinizi yapmışsınız. Siz özellikle mesela spor giyimden anlayan, spordan anlayan birisiyseniz... Nike'ın ürünleri konusunda belki benden daha derin bir görüşe sahipsiniz. Belki ona bakacaksınız. ve hatta Nike'la ilgili benim bilmediğim şeyleri biliyorsunuz ve belki Nike'ı cazip bulabilirsiniz ama ben şu anda gördüğüm kadarıyla Nike henüz benim yatırım tarzıma uygun değil. Burada bir swing trade'e girmekten de korkarım. Ne demek swing trade? PayPal'da 9. aya geliyor swing trade'im. PayPal'da da benzer bir vaziyet vardı. Kötü bir yönetim vardı. Oysa PayPal çok köklü büyük bir firma. Yani spor ayakkabı için Nike neyse çevrimiçi ödeme için de PayPal öyle bir firmadır. Fakat çok kötü bir yönetici vardı. Çok kötü satın almalar yaptı. Şirketi dağıttı, parçaladı. Sonra onun atılacağını düşünüyordum ve onun için yatırım yapmaya başladım. Niteki ben yatırım yaptıktan hemen bir ay sonra da atıldı yönetici. Yeni bir arkadaş geldi. Alex diye bir arkadaş. Genç bir arkadaş. Enerjik bir arkadaş. İki çeyrektir onun bilançolarını görüyoruz. İlk çeyrek için haksızlık etmeyeyim Daha yeni işin başına geçmişti. Geçen çeyrekte biraz böyle sayılar kıpırdamaya başladı. Ama daha en az bir 1-2 çeyrek var gibi. Ve sonunda başarılı olmayacağını emin olmak zor. Yani swing trade'lerde Neye oynuyoruz? Bir hissenin değeri düşmüş durumda. Kötü yönetimden dolayı, yanlış bir karardan dolayı. Fakat bunun geri dönebileceğine dair bir hikaye inanıp o hikayeyi takip ediyoruz. Ben PayPal'daki swing hikayesine inanıyorum. Yatırım tavsiyesi değil ve şu ana kadar kötü giden bir yatırım. 67-68 dolar ortalamam var. Maliyette 58 dolar şu anda fiyat. Yani övülecek bir yönü yok bunun. Ama ben Alex'in yeni CEO'nun önünde bir 2-3 çeyrek daha yani 6 ay civarı daha bir vakit olması gerektiğini düşünüyorum dediklerinin uygulaması için. Onları becerirse hissenin 100 doları üzerine çıkacağını ve oradan satış yapıp hissede ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar benim uzun vadede içinde olmak istediğim yapılar değil. Ben çünkü hızlı büyüme yaratan, monopolistik özellikleri olan, teknolojik devrim yaratan şirketleri seviyorum. PayPal da o kategoriye girmiyor. Elbette Nike de girmiyor. Fakat Nike'ın swing trade hikayesi daha çok kafama yatıyor. Fakat PayPal'ın geri dönebileceği hikayesi daha çok kafama yatıyor. Nike henüz yatmadı. CEO'nun bunu becermekten uzak bir adam olma ihtimali yüksek. Öte yandan Nike çok kuvvetli bir şirket. Yakından takip etmeye de devam. Evet, umarım bu bölüm ilginizi çekmiştir. Lütfen anlattıklarımı yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sadece bakış açısı kazandırmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur.